kültür yaratan liderlik diye bir şeyin altını çizmişim. Ne yazmışsan altını doldur bakalım şimdi. Karar alma yetkinliği doğuştan mı yoksa sonradan mı öğrenilir? Hadi bakalım. Şimdi karar alma yetkinliği... Tavuk mu yumurtadan çıkar, yumurta mı tavuktan çıkar demişler. Boroz demiş ki ben anlamam, işimi yaparım giderim. Karar alma yetkinliği, karar alma yetkinliği çok önemli. Bir kere kararları çok kısaca böyle bir düz çizgi olarak düşünürsek, bu tarafta her gün verdiğimiz kararlar var. Biz her sabah uyanıyoruz, dişimizi fırçalıyoruz. Ne şekilde fırçalayacağımızı, aslında bu bir karar. Dişimi fırçalama kararı ama otomatiğe bağlanmış. Arabaya biniyorsun, işe gidiyorsun, hangi yoldan gideceğin bir karar. Ondan sonra haftada bir verdiğin kararlar, ayda bir verdiklerin olabilir. Hayat boyunda bir kere verdiğin kararlar olabilir, birkaç kere verdiklerin olabilir. İşe girmek gibi, işte evlenmek gibi, iş kurmak gibi, yepyeni bir banka kurma kararı gibi veya M-Para gibi bir dijital bankayı başlatma kararı gibi bizim ülkemizde. Çok iyi numara, evet. 10 numara. Bu kararlar çok değişik frekanslarda ve değişik önemlerde olabiliyor. Ama doğru kararı vermenin bence en önemli, yani öğrenilir mi? Öğrenilir ama nasıl öğrenilir? Bulunduğunuz ortam size bunu öğretiyor. Şimdi bu konuyla ilgili çok güzel bir araştırma var. Kitapta onu da yazdım. 1921 senesinde Stanford Üniversitesi'nde bir araştırma yapıyorlar. Aşağı yukarı 1400 tane, 250 bin çocuğu tarıyorlar. 1400 tane üstün zekalı çocuk buluyorlar. IQ'su üstün zekada olan 1400 çocuk, bunlar 6-7 yaşında ve bu çocukları ömür boyu takip ediyorlar. Beşer yıl arayla. 15 sene, 10 sene, 15, 20, 30, 40 ne oldu diye bakıyorlar. Sonra datayı bir çıkarıyorsunuz. Bu kümenin %20'si, ilk %20 doktor, avukat, işte bankacı, mühendis, o bu gayet kaliteli ve çok iyi bir çizgi yakalamış. İyi bir çizgi yakalamış. %60 averaj. %20 de işsiz, ne olduğu belli olmayan, perişan. Ulan hepsinin IQ'su yüksek ama. Hepsi genius doğuştan. Nasıl oluyor bu? Araştırma bulunduğu ortam. Çocuk nerede doğdu, nasıl bir ailede büyüdü, nasıl bir ekspoze oldu ve o çocuğa o fırsat verildi mi ve oraya gitti mi? Başkası Amerika'da getoda doğmuş, şöyle olmuş ama genius ama yok olmuş gitmiş. Dolayısıyla bulunduğunuz ortam size çok şey veriyor. Ben mesela bankacı olacağım diyor değil mi? Hangi bankada, hangi ortamda çalıştığı çok önemli. Öğrenme ve karar alma yetkinliği bir kültür. Bazı yerde diyorsun ki bütün kararları ben alırım, siz sadece uygularsınız. Bazı yerde diyor ki gel konuşalım beyler, beraber şu kararı verelim. Bu değişik bir kültür ve bu değişik bir şekilde öğretiyor insana. O bakımdan bulunduğunuz ortam çok önemli diyorum. Ben Amerika'dan döndüğümde Koç grubundan da teklif almıştım. Koç grubuna girseydim başka türlü kararlar alan bir insan olacaktım eminim. Ama sıfırdan bir banka kurma yetkinliği, şansı elde ettim. Dolayısıyla başka türlü iş gelişti. Burada oturan genel müdür işte arkadaşlar bankadan biliyor. Şimdi mesela biz pandemiyi yaşadık. Pandemi de hiç bilmediğimiz yerden geldi soru gibi. Öyle bir sürü kriz yönettik bugüne kadar ama pandemi diye bir kriz yönetmedik yani. Tansu Çiller krizini yönettik. Efendim Ahmet Necdet Sezer anayasayı attı, onu yönettik. Bir sürü şey oldu. Ama pandemi bambaşka. Ne yapacağız? O konuda da bir takım tedbirler aldık, kararlar aldık, sistemi değiştirdik, işte sosyal mesafe vesaire. Ama bizle çalışan ekip şimdi bunu öğrendi. Bundan 30 sene sonra biz gideceğiz öbür tarafa. Bir pandemi daha gelirse o çocuklar, o gençler o pandemiyi nasıl yöneteceklerini biliyorlar iyi kötü. Çünkü bunu hatırlayacaklar bir kısmını. Dolayısıyla ben bulunan ortamın karar almayı çok etkilediğine inanıyorum. Ve bu öğrenilebilecek bir şeydir. Tabii ki öğrenemeyecek kadar bu işi bilmeyen veya yetkinliği olmayan insanlar da var ama ille de zeki insanlar doğru karar alır diye bir kural yok. Sadece iyi ortamda ve doğru ortamda doğru şekilde öğrenmek lazım. Bugün sizin yanınızda yetişen bir tiyatro sanatçısıyla başka yerde arasında bir fark yok mu? Mutlaka var. Var, hepsi zengin oldu benimki de. Evet. İyi oldu yani, işlerine yaradım.